antrenman çok iyiydi, öyle değil mi? Evet, amaç yeniden odaklanmaydı. Bunu başardın sonuçta. O yüzden tebrik ederim, çok iyi. Ne oldu postacı kız? Neden son zamanlarda beraber paten kaydığımızda çok gergin oluyorsun? Hey, beni yakaladın çünkü genellikle pek gergin olmam. Seninleyken yani. Yani senden uzakken daha iyi. Çünkü seni gördüğümde titriyorum ve sonra birden... Hey, dikkat et, dikkat et. Seni kurtarmak için her zaman buradayım. Gördün mü? Bak, söylemiştim. Evet. Biliyor musun? Çilek çocuk olman senin için daha iyi. Affedersin, sen artık çilek çocuk değildin, öyle değil mi? Şimdi 10 numara çocuksun. Çünkü sen her şeyi çok iyi yapıyorsun ve her şeyi çok iyi biliyorsun. Pekala, birincisi, bana çilek çocuk demen hoşuma gidiyor. Ve ikincisi, hala mükemmel çocuk değilim çünkü hala albümümü çıkaramadım Luna. Yine mi albümün Mateo? Sen başka bir şey düşünmez misin? Pekala, affedersin, şarkıcılık kariyerime odaklanmamdan bu kadar rahatsız olduğunu bilmiyordum. Bundan bahsetmişken senden bir yardım isteyeceğim. Vay canına. Vay canına. Çilek çocuk yardım mı istiyor yoksa? Bence bir rüya görüyorum. Lütfen beni çimdikle de uyanayım hadi. Mateo, şaka yapmıştın. Affedersin. Senin istediğin şey hayranlarından gelen milyonlarca mesaja birinin yanıt vermesi, öyle değil mi? Aslında değil. Bir süre önce bir şarkı yazdım ve albüme koyup koymamak konusunda senin fikrini almak istiyorum. Şarkı şöyle. Siento, espero, desespero, no soy yo. Soy quien brilla, mira el rostro de cartón. Tú vienes a quebrar la soledad. Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas. Peki, ne düşünüyorsun? Bunu albüme koymalı mıyım? Neden benim fikrimi soruyorsun ki? Ne istersen onu yap. Gayet iyi gidiyorsun. Aslında bu şarkıyı senin için yazmıştım. Benim için mi? Vay canına, Mateo, uyduruyorsun. Neden uydurayım ki? Bu şarkıyı ilk kez söylediğinde başka biri için olduğunu söylemiştin bana, öyle değil miydi yoksa? Biliyorum, biliyorum. Aslında o sıralar sana hislerimi itiraf edemiyordum. Bu yüzden bir arkadaşım için yazdığımı söylemiştim. Yani sanırım albümde olmaması gerekiyor. Bak Mateo, belki hayranlarına yalan söyleyebilirsin ve bu şarkıyı onlar için yazdığını söyleyebilirsin. Ama bana yalan söyleyemezsin. Seni iyi tanıyorum çünkü. Ben de seni tanıyorum. Hem de herkes seni. Öyle mi? Pekala bak, eğer beni o kadar iyi tanıyorsan o zaman şu anda ne düşünüyorum? Bakalım, konsantre olmama izin ver lütfen. Peki. Şöyle düşünüyorsun. Wow, bu inanılmaz Mateo benim için şarkı yazmış. Bu çok güzel. Yanılıyorsun çilek çocuk. Ben sadece senin çok egoist ve sadece kendini düşünen biri olduğunu düşünüyorum. Bence bu sefer yanılan sensin çünkü ben seni de düşünüyorum. Ne oldu? Neden gergin olduğunu söylemedin hala? Ben gergin falan değilim. Gayet iyiyim, görmüyor musun? Emin misin çünkü hiç de öyle görünmüyor. Böyle davrandığına sana tahammül edemiyorum. Öyle mi? Ne güzel. Çünkü ben de sana tahammül edemiyorum.